Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyiz. Bugünkü dersimiz oruç ve Rabbena dualarını işleyeceğiz, değil mi? Evet. Oruç deyince çocuklar aklımıza imsak. İmsak neydi? Sabah değil, değil mi? Orucun başladığı vakittir. Rabbena dualarını geçiyoruz. Rabbena dualarını ne zaman okunduğunu? Rabbena firli. Allah'ım bizi affet. Buraya gelme sebebim öncelikle kızımın burada görev yapıyor olması. Kızım burada görev yaptığından dolayı ben 2018 KPSS sınavına girdim. Allah'ım nasip etti buraya bu okula geldim. Kızım üniversiteyi kazandıktan sonra 2010 yılındaydı ben üniversite okumaya karar verdim. 89-2010 21 yıl sonra okumaya karar verdim. Evet, ilahiyat ön lisans açık öğretimden okudum. Daha sonra 2012 yılında dikey geçiş sınavlarına girdim. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Orayı da bitirdim. Allah'ıma hamdolsun. Yani takılmadan bitti. Daha sonra pedagojik formasyon aldım. 2015 yılından beri İşte düzenimi hani bozmamak adına bulunduğum yerde Ankara'da Kırıkkale'de ücretli öğretmenlik yaptım. Fakat kızım buraya geldi 2017 yılında Ağrı'ya geldi kızım. Kızım burada göreve başladıktan sonra bir sene sonrası işte ben KPSS sınavlarına girdim ve ilk tercihim Ağrı oldu. Bu okul oldu. Buraya geldim. Güzel. Seviyorum. Yani Ağrı'yı da sevdim, öğrencilerimi de sevdim, çalıştım, ortam da güzel. Kızım 2017 yılında tercih yaparken kızımın da ilk tercih yeri Ağrı oldu. Onun da sebebi biz zamanında Erzincan'da bulunmuştuk. Benim küçük oğlum kulağından çok rahatsızlık çekmişti. O zamanlar biz doktor falan bulamıyorduk oralarda. Kızım o zaman kendi kendine, kendi kendine söz vermiş. Ben doktor olacağım ve gideceğim doğuda çalışacağım. 2017'den beri burada hatta gitme hakkı olduğu halde gitmeyi asla düşünmedi. Aşkla şevkle burada hizmet ediyor. Ben de kızımın yanına geldim. Ben de aşkla şevkle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gençlerin arasında olmak, orada üniversite ortamını solumak güzel bir duyguydu. Kendimi çok zinde hissediyorum. Yani yorgunluk falan hepsi gidiyor yani. Güzel bir duygu. Ne bileyim, şöyle çocukların gözüne bir profil gördüğünüz an bütün hepsi gidiyor. Tekrar diyorum, hiçbir şekilde hız kesmesinler, çalışmaya devam etsinler. Allah Teala kapı açacaktır ama hızlarını kesmesinler, çalışsınlar diyorum ısrarla. Tekrar diyorum, ben 40 yaşından sonra okumaya başladım. Gençlerimiz tabii bunun henüz kıymetini bilemiyorlar ama inan okumak çok kıymetli bir şey. Evin tek kızı olduğum için ilk üniversite ayrılık yılında annem çok üzülmüş, evde çok ağlamış. Babam da sen niye ağlıyorsun, sen de üniversite oku bir yandan kızınla birlikte demiş. Babamın şekillendirmesiyle birlikte ilk önce açık öğretimle başladı. Daha sonra 2 yıl ön lisans okuduktan sonra DGS sınavını kazandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde hiç fire vermeden 4 yıla tamamladı. Daha sonra formasyon aldı. Belli bir yılı doldurduktan sonra kadrolu olarak KPSS'ye girdi bu arada. Tabii biz annemin azmini her seferinde hani hem şaşırarak hem de hayranlıkla izliyorduk. Daha sonra kadrolu olarak atanma hakkı tanındı. Açılan iller arasında Ağrı vardı. Tabii annem
benim yanıma gelmek istedi. Ama benle 10 yıl önce ayrıldığı için başladı bu serüveni. Hani tekrar benimle bir araya gelerek anlamlandırmak istedi diyelim. Yanıma geldi. Öyle. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Buyurun hoş geldiniz. Abi, hoş ne için gelmişsiniz? İlaç yazacağız efendim. Ne şikayetiniz vardı? Grip olmuşum. Grip olmuşsunuz. Boğaz ağrısı hissediyor musunuz? Evet. A deyin lütfen. A deyin. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bademciğinizde ve boğazınızda bir problem gözükmüyor. Bir de ciğerimizi dinleyelim. Nahide Hoca ile bu yıl tanıştım. Samsun olmasına rağmen hem bölge koşulları açısından iklime ayak uydurması, enerjisi, 45 yaşından sonra göreve başlamış olmasına rağmen çok güzel adapte olabiliyor. Onun dışında öğrencilerle kaynaşabilmesi, eğlencelere katılabilmesi kesinlikle çok iyi, çok memnunuz öğretmenimizden. Thank you.